Şimdi son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerinde dolandırıcılar sınır tanımıyorlar. Akla hayale gelmeyen yöntemler geliştiriyorlar. Bunun bir yenisini de yakın zamanda tarafın mağdur olmak suretiyle fark etmiş bulunduk. Dolandırıcılar vatandaşları sosyal medya platformlarından öncelikle kadın profilleriyle ekliyorlar. Daha sonrasında samimiyeti, muhabbeti ilerletip numaralarını talep ediyorlar. Vatandaşlarımız ve özellikle erkekler numaralarını verdikten sonra kendilerine uygunsuz fotoğraflar gönderiliyor. Ve sanki aralarında bir münasebet varmışçasına kısa bir süre bu muhabbet devam ettiriliyor. Daha sonrasında mağdurumuzun telefonuna diğer mağdure iddiasıyla diğer mağdurenin diyeyim babası ya da abisi olduğunu iddia eden kişi sesli mesaj gönderiyor yahut arıyor. Diyor ki benim kız kardeşimle yahut kızımla mesajlaşmaların olmuş, bir ilişkin varmış. Bu ilişkinin neticesinde benim namusum zedelendi. Bizim burada mağduriyetimiz var ve çok önemli. Bu kız 17 yaşında. Bu kız reşit değil. Sen nasıl bununla cinsel içerikli görüşmelerde bulunursun? Gel bu işi çöz yahut biz adliyeye başvuracağız diyorlar. Ve daha sonrasında da çete devreye girip şahsı arıyor ve uzlaşmak için hukuk bürosunu aradıklarını, hatta son zamanlarda benim fark etmeme sebep olan benim şahsi hukuk büromdan ve kendim avukat Taha Burak Özkanmış gibi arayarak WhatsApp hesaplarında da benim profil resmi ofisimi kullanarak para talep ettiklerini gördük. Burada şahıslar mağdur olmamak, cezaevine girmemek, haksız bir hukuki müdahalede, haksız bir hukuki sonuca rastlamamak için bu parayı ödüyorlar. Ve rakamlar gerçekten küçük değil. En son ofisimi arayan bir mağdurun hesabınıza 100 bin lira gönderdim, geçti mi dediğine şahit oldum. Neden 100 bin lira gönderdiğini sorduğumda adıma dava açmışsınız. Bu davadan da vazgeçmeniz için ben size 100 bin lira gönderdim avukat bey dedi. 100 bin liranın yahut hiçbir şekilde bir ceza dosyasının, icra dosyasının tarafımızdan açılmadığını kendisine ilettikten sonra vatandaş hayretler içerisinde kaldı. Ve daha sonra bu telefonların ardı arkası kesilmedi. Her gün en azından 10-15 kişi ofisimin numarasını arayarak para gönderdim hesabınıza geçti mi demekte. Burada şahsi olarak hukuk unvanımı, fotoğrafımı ve güvenilirliğimi kullanarak insanlardan para talep eden dolandırıcılardan ben de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum ve suç duyurusunda bulundum. Sürecin takipçisiyiz. En kısa zamanda yakalanacaklarını umut ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricam, lütfen sosyal medyadan tanışmalarına dikkat etsinler. Tanışmaları neticesinde karşılarına çıkan bu denli durumlarda ise kesinlikle bir para göndermesinler. Adlarına açılmış bir dava ya da icra takibi var mı? Bunun sonucu çok basit. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra adıma açılmış dava ya da icra dosyası sorgula kısmından çok rahat bir şekilde haklarında bir işlem yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler. Ve bu şekilde fırsatçılara da para kaptırmazlar ve mağdur olmazlar. Burada dolandırıcı olan şahısların cep numarası yazıyor. Bu profil resmi bana ait. İnternetten çok rahat bir şekilde bulabildikleri profil resmini koymuşlar. Hatta açıklamaya dahi "Adalet mülkün temelidir" yazıp Türk bayrağı koymuşlar. Vatandaşlara da aradıktan sonra bu numaradan mesaj atıyorlar. Vatandaş da profil resmini görüyor, bir avukat. Numaraya bakıyor, açıklamaya bakıyor. Tamam diyor, o zaman doğrudur deyip gönderiyor. Ve işin asıl komplike kısmı, işin asıl rahatsız edici kısmı ise vatandaşlara sahte, gerçekle kesinlikle alakası olmayan bir evrak gönderiyorlar. Bu evrak sanki bir mahkeme kararıymış gibi, sanki haklarında bir hüküm verilmişçesine bir düzenlenmiş, sahte, baştan aşağı yalan savma bir evrak. Bu evrağı gören vatandaş korkuyor ve dolayısıyla ödeme yapıyor. Evrağın sahteliğini şöyle çok rahat anlayabiliriz. Bakın, "Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine" diye başlamış. Yukarıda Yargıtay'ın amblemi var. Burada tarafların isimlerini yazmışlar. Burada kısaca az önce iddia ettiğim, az önce ispat anlattığım olayı özetlemişler. Ve sonunda diyor ki, "Yukarıda açıkladığımız dava soruşturma evresinde uzlaşma gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi sonucunda şüpheli hakkında kovuşturma el olmana dair karar verildi" diyor. "Ne hikmetse şüpheliye kovuşturma el olmana dair kararı verense bir avukat." Ya, kovuşturma el olmana dair kararı Cumhuriyet Savcılığı makamı verir. Bir avukat kovuşturma el olmana dair karar veremez. Adli sicile de kaydedilmez yazmışlar. Arkada da yine Yargıtay'ın anteti var. Dolayısıyla sanki gerçek bir mahkeme evrakıymış gibi
vatandaşların gözünde tam manasıyla bir korku uyandıracak şekilde, dehşete düşündürecek şekilde bir evrak düzenlenmiş. Ve burada paraların gönderildiği IBAN adresleri kesinlikle dolandırıcılara ait değil. Burada da yine şeytani bir yöntem kullanmaktalar. İnsanların maddi duygularından dolayı, insanların maddi boşlukta olmalarından dolayı bu duygularından faydalanıp hesaplarını, IBAN adreslerini saatlik olarak kiralıyorlar. Özellikle yine sosyal medya hesaplarında, sosyal medya uygulamalarında paraya ihtiyacı olan hesabını 3 saatlik, 5 saatlik, 5 bin liraya, 10 bin liraya kiraya verebilir şeklinde ilanlar veriyorlar. Bu ilanlara tıklayan vatandaşlar ise kendi IBAN adreslerini, yatan parayı bu dolandırıcılara ulaştırmak suretiyle suça ortak olmuş sayılıyorlar. Yapılan yargılamalar da paranın yattığı IBAN hesabı sahibi dolandırıcı olarak kabul ediliyor ve ceza alma konusunda dolandırıcı IBAN sahibi olarak kayıtlara geçiyor. Bu işi asıl yapan dolandırıcıların yakalanması çoğu zaman neredeyse mümkün olmuyor. Çünkü paranın yattığı, yani mağdurların paraya gönderdiği IBAN hesabı sahibi genelde konuyla alakası olmayan kişiler oluyor. Burada dolandırıcıları yakalamak için biraz daha kapsamlı araştırma yapmak gerekir. Değiştiriyorum. Bir kere daha rica etsem. Tamam. Sizin profil resminiz de böyle mi şu an WhatsApp'ta kullandığınız? Şu an WhatsApp'ta böyleydi. Bunlar yüzünden profil resmini değiştirdim. Bunu kullanıp fotoğrafla isminizi, soy isminizi vererek. Tabii biraz şimdi şeyi de göstereceğim. Instagram'dakini de göstereceğim. Geçeyim mi oraya? Bir de ona bakalım. Şu an. Size sosyal medyadan ulaşıyorlar. Tabii ki sosyal medyadan da ulaşıyorlar. Tahmini kaç kişi oldu şu an bu ve telefonlarla beraber? Şu an benim tahminim, sadece benim tespit ettiğim yaklaşık 100 kişi. Benim tespit ettiğim. Yani bir şekilde etmediğim mi daha fazla, daha farklı maruz kalıp da hiç kimseye söylemeyen binlerce insan olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çok popüler bir yöntem. Ve ben sosyal medya hesabımdan bu paylaşımlar bana ait değildir diye bir paylaşım yaptığımda inanılmaz dönüşler aldım. Biz siz sandık dedi.